Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, candan aziz gençler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzon farkını yine gösterdi. Herkes beni görüyor mu o köşedekiler? Göremiyorsanız ayağa kalkacağım. Kalkayım mı? Görüyorsunuz öyle mi? Tamam, peki. Trabzon yine farkını gösterdi. Trabzon, daha önce geldiğim ziyaretlerde de hep olağanüstü bir muhabbetle karşılamıştı. Ve Trabzon'a bir isim verdiğimde, benim şehirlere isim veririm. Mesela Erzurum'a Kaleşehir derim, Bursa'ya Ulusehir, Samsun'a Meşale Şehri, Trabzon'a da Coşku Şehri demiştim. Gerçekten Trabzon'un kaderini, karakterini şekillendiren coğrafyasıdır. Bir tarafa Trabzonlar baktığında coşkulu bir Karadeniz görürler, ruhları coşkuyla çağlar. Arkalarına dönüp baktıklarında dağları görürler, dağlar gibi de vakur dururlar. Hep zikrederim, daha şu ana kadar pasif Trabzonlu görmedim ben. Yani duyarsız, sessiz, sakin, suya sabuna dokunmayan Trabzonlu görmedim. Trabzonlu mutlaka etrafındaki olaylara müdahil olur. Geçen hafta ilginç bir şey anlatayım size, hatıra. Aslında geçen hafta değil, iyi ki kestim. Ne güzel oldu, o ses gidince iyi oldu ya. Salı günü Kırıkhan'daydım çocuklar. Hatay Kırıkhan. Çok güzel karşıladı Hataylılar. Aynen bugün Giresun'da, Trabzon'da olduğu gibi. Olağanüstü güzel bir karşılama. Oranın çarşısında geziyorum. Ama Hataylılar sakin, muhabbet gösteriyorlar ama seslerini çok yükseltmiyorlar. Birden kalabalığın içinden bir ses. Sayın Başbakanım, bizi unutup mu gidiyorsun falan dedi. Bizi görmedin dedi. Döndüm. Meğer bir esnafı o sırada hani bir tarafa selam verirken diğer taraftakini tam selam vermeden hafif geçmişim. Döndüm. Olur mu, seni unutur muyum dedim. Gel o zaman dükkanıma dedi. Dükkanına girdim. Baktım yüzüne. Dedim sen Hataylı olamazsın. Sen olsan Trabzonlusun dedim. Nereden bildin başbakanım dedi, ben Trabzonluyum dedi. Dedim bu kadar kalabalığın içinde bağırıp beni alıp dükkana götürebilecek kişi Trabzonludur. Başka hiçbir yerde olmaz bu. Gerçekten Trabzon. Trabzonlu tuttu işi koparır. Eğer orada beni dükkana sokamasaydı o Trabzonlu gece uyuyamazdı. Benim en küçük kardeşim Trabzonlu biriyle evli. Yani Trabzonlu eniştemiz var. 4 tane çocuklar oldu arka arkaya. Ben dörtlü çete diyorum. Eve geldikleri zaman ya Rabbi neşenin dibini diyorlar ya, neşede argo sokak. Bir yere beraber buluyoruz. Birisi omuzumda, birisi dizimde, birisi dayı der, birisi... Çocukluktan başlayan bir coşku. Bu coğrafya şekillendiriyor. Ve onun için Trabzon'un dinamizmini Türkiye'nin siyasetine taşınmasında da Trabzonlar önce rol oynadı. Şimdi gelirken Feramuz Bey belki kısmen hatırlar. Sizler beni öyle coşkuyla karşılayınca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sene 2014. Artvin'de çok severim ben Artvin'in dağlarını. Oraya gittik 2-3 günlüğüne tatile. Sonra hatırlarsanız Bayburt, Gümüşhane. Daha 2014'ün Temmuz'u işte şeye doğru gidiyoruz, seçimlere veya Ağustos olmamıştı belki de. Kimin başbakan olacağı belli değil daha ama genelde bir teşkilat şeyde Anadolu'da bana doğru her zaman olduğu gibi teveccüh var. Belki de bu oteldi, şimdi girince yok, bir kongre salonuydu. Gençlik, Trabzon gençleri beni ağırlamak istediler ve girerken Başbakan Davutoğlu diye tezahürat yaptılar. Hatta susturdum, yanlış anlaşılır diye sanki ben şey, Trabzon'u hisseder. Şimdi girerken sizler öyle tezahüratla karşılayınca o hatıra aklıma geldi. Arkadaşlar, bugün Türkiye
İşte Trabzon'un şevki, heyecanı, aşkı lazım. Türkiye bugün sizlerin, gençlerin müdahil olmasını gerektiren kritik bir eşikti. Biz Gelecek Partisi'ni kurarken 2019 aralığında biraz da önümüzdeki dönemde karşı karşıya olduğumuz zorlukları görerek açık ve net ifade ediyorum, gençleri düşünerek kurduk. Biz göreceğimiz her şeyi gördük. Yaşadık. Zirveleri yaşadık. Şahsi olarak da, ilim hayatında da, devlet hayatında da, bürokrasi hayatında da, işte Ferahmut Bey, birçok arkadaşımız. Şu anda eğer gece ve gündüz koşturuyorsak, bunun tek sebebi var, gençlere borcumuz var. Gençlere bırakacağımız, hani bir anne babanın çocuklarına daha sonra bırakacağı şeyi düşünmesi ve ağır sorumluluğu hissetmesi gibi. Biz bir sonraki nesle kötü bir miras bırakarak gitmek istemiyoruz. Kötü bir miras nedir? Mesela tek parti döneminde kötü bir miras vardı. Böyle bir umutlar kararmıştı. 40'lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı, şartlar zor, karne dönemi. Bir zor bir dönemde ve manevi değerlerde yozlaşmalar vesaire. Bir kopuş. Adnan Menderes ve hareketi bir umut halinde ortaya çıkmıştı. 27 Mayıs ihtilali Türkiye'de tekrar bir karamsarlığı ortaya çıkardı. Yine milletin bir hareketlenmesi gerektiği, yine büyük mücadeleler verdi. 12 Eylül'den sonra Özal'ın gelişi, 27 Mayıs'tan sonra tabii Demirel'in, Erbakan'ın, birçok siyasinin verdiği mücadeleler. Hepsi arka arkaya. Bakın, aynen işte İstiklal Savaşı'nda da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasını düşünün. Zor şartlarda, zor şartlar ortaya çıktığında bir nesil ve genellikle de bu genç bir nesildir, ülkenin kaderine ağırlığını koyar. Sizlerden önümüzdeki dönemde dünyada olağanüstü bir değişim yaşanırken, Türkiye bu değişimin hem depremini hem de sarsıntılarını ama aynı zamanda da meydan okumalarıyla karşı karşıya kalırken sizlerden Karadeniz'in coşkusunu, Trabzon'un coşkusunu siyasi sosyal hata yansıtmanızı bekliyorum. Şu anda beni en fazla kaygılandıran şey, biraz önce Engin Bey'in kaybettiğimiz, koronaya kaybettiğimiz il başkan yardımcımızın evindeydik. Orada da konuşuyorduk bu konuları. Kadın Kolları Başkanımızın oğlu üzerine, bazı gençlerin yurt dışına gitme çabaları üzerine durduğumuzda birçok gencin yurt dışına iş bulmak için gitme telaşı içine girmesinden daha ağır bir sorumluluk olamaz. Tarih çok hızlı akıyor. Dünya, bütün bir insanlık belki de en hızlı değişiminin yaşandığı süreçlerden geçiyor. Yeni araçlarla tanışıyorsunuz. İletişim olağanüstü hızlı arttı. Beklentiler arttı, ümitler arttı ama hayal kırıklıkları da arttı. Şimdi bizim hep beraber, ben yaşa bakmam, gencin ruhuna bakılır gençlerin. Şu anda özellikle sizlerle bugün akşam büyük bir yoğun bir günden sonra buluştuğumda her zamankinden daha çok kendimi genç hissediyorum. Önümüzdeki dönemde bizim hep beraber vereceğimiz çetin bir mücadele var. Gençlerin ideallerinin, beklentilerinin, aşklarının, sevdalarının eğer yanlış yönlendirilmesi söz konusu olursa büyük kaoslar yaşanır. Biz 70'li yılların sonunda bunu yaşamıştık. Sağcı, solcu gibi ayrımlarla gençler birbirlerini kırdılar. Ama aynı idealler, düşünceler, hedefler doğru bir istikamette şekillenirse gençlerin enerjisiyle çok uzun 10 yılları alması beklenen süreçler çok kısa sürede tamamlanır. Tarihi gençler şekillendirmiştir. Bu ilk çağlardan beri böyledir. Büyük İskender o büyük fetihleri yaptığında 30 yaşındaydı. Hazreti İsa insanlığı aydınlattığında 30 yaşındaydı. Hazreti Peygamber ve ile birlikte Medine'ye gidenlerin hepsi gençti. Çoğu gençti en azından. Genç bir topluluktu. Bunu ta Çanakkale'ye yürüyen genç kınalı kuzular diye andığımız
o seferberlik dönemlerinin gençlerine ne kadar getirebilirsiniz? Sizden bu bu gençlik heyecanı ve aşkını hiçbir zaman kaybetmemenizi rica ediyorum. Duruş kitabını yazdım ben. Başbakanlığı bıraktıktan sonra 5 Türkçe, 2 İngilizce kitap yazdım. Özellikle baştan itibaren sıfırdan başlayarak yazdığım kitap, Duruş kitabı gençlere dönük bir kitaptı. İnşallah bir gün Duruş kitabı üzerine 600 sayfa biraz uzun şey gelebilir size. Ama tek tek bunları sizlerle paylaşmak isterim. Kimlik, tarih, zaman bilinci, varlık bilinci, müktesebat, bilgi, birikim, iletişim, aşk, sağlık, ahlak. Bunları hepsini uzun uzadıya tartışmak istedim. Duruş kitabını yazma sebebim, işte dün 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. 15 Temmuz olayı olduğunda, gecenin belli bir saatinde bir taraftan televizyonlara bağlanıyorum ve darbeye karşı herkesi mücadeleye çağırıyorum. Bir taraftan uluslararası kanallara, televizyonlara bağlanıyorum ve uluslararası televizyonlarda Türkiye aleyhtarı yayın yapanlarla mücadele ediyorum. Bir taraftan da o kadar derin bir hüzün duydum ki, çünkü nihayet bu ülkenin potansiyeli olan gençler aldatılarak, kandırılarak bu ülkenin uçaklarıyla veya bu ülkenin tanklarıyla halkın üzerine yürüdüler. Bu sapkın ideolojinin bir daha ortaya çıkmaması için ve derbe üzerinden halka yönelen hain teşebbüsün bir daha ortaya çıkmaması için bir anlamda o gece karar verdim Duruş kitabını yazmaya. Ve çıplak elleriyle yine bu ülkenin gençleri, birçoğu gençli şehitlerimizin, yaşlılar da vardı tabii, çıplak elleriyle bu hain teşebbüsü durdurdular. Şimdi biz yeni bir dönem, size o Duruş kitabının girişinde yazdığım gibi, her şeyi kaybedebiliriz, tekrar kazanırız arkadaşlar. Para kazanırsınız, kaybedersiniz, bir daha kazanırsınız. Bir makam kazanırsınız, kaybedersiniz, bir daha kazanırsınız. Bir tek şeyi kaybederseniz, asla bir daha onu geri kazanmanız kolay olmaz. O da ümit. Ümidinizi kaybetmeyeceksiniz. Evet, istihdam problemleriniz var. Evet, gelecekle ilgili düşüncelerinizi büyük ölçüde yıprattılar. Sisteme güveniniz kalmadı, doğru. Çünkü mülakatla, torpille alınan insanlarla yarışa girmek zorundasınız ve o yarışta sizin objektif şekilde yarışmanıza imkan tanımıyorlar. Özgürlük kısıtlamaları var, doğru. Ama bütün bunları değiştirecek olan irade de sizde var, bizde var. Bu iradeyi ortaya koyma, şekillendirme ve Türkiye'yi bu iradeyle birlikte yeni bir ufka götürme görevi hepimizin üzerine bir borç. Şimdi ben bu kısa girizgahı yaptıktan sonra sözü size vereyim. Her şeyi sorabilirsiniz. Bu bizim artık gelenekselleşmiş bir faaliyetimiz. Hatay'da da gençlerle bir araya geldik. Daha önce Kırklareli'de de bir araya geldik. Her yerde gençlerle bir araya geliyoruz. Erzurum'da da bir araya geldik. Dolayısıyla sizlere söz sizin olacak. Sara Hanım da, o da bir gençtir. Sara Hanım, muhteşem bir karşılama yaptılar bize gençler. Bütün yorgunluğumuzu unutturdular. Benim onun için sözü onlara vermeye karar verdim. Onlar bugün daha coşkulu. Şimdi sizin sorularınıza cevap vereceğim. Yorumlarınızı dinleyeceğim. Tamamıyla söz sizin. Şunu da söyleyeyim. Çok yerde yaptık gençlik faaliyeti ama en coşkulusu, en güzeli, en iyi katılımı olanı da Trabzon'daydı. Trabzonlara bu yaptık. Gerçekten Trabzon'a yakışır. Trabzon'a her şey yakışır ama en çok coşku yakışır, heyecan yakışır, aşk yakışır, mücadele yakışır. En çok. Aslında Mustafa Bey, bir daha geldiğimde Trabzon'a sizinle
yürüyerek ders yapalım. Öyle bir gelenek başlattık. Yürüyerek ders yapmak. Biliyorsunuz Aristo'nun öğrencileriyle ders yaparken uyguladığı yöntem. Alır, yürür. Yürüyerek ders. Bir daha Zigana tarafına çıkalım. Veya bir Trabzon yaylasına, Sultan Murat yaylasına. Alalım. Bir yayladan diğer yaylaya yürüyelim. Ve ders yapalım. Çok güzel olur efendim. Müthiş olur. Şimdi yarın sabah yapalım diyeceğim ama yomra programı var. Ama yaz bitmeden bunu yapmalıyız. Var mısınız gençler? Ankara... Bak sen ama. Haydi haydi gel haydi hocam. Evet. Bu hikaye yarım kaldı hocam. Bu hikayeyi tamamlamaya geliyoruz arkadaşlar. Sinan'a da inşallah siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Bir daha kimse siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanamayacak. Liyakat yasasını çıkaracağız. Kimse torpil yapamayacak. İmar yasasını çıkaracağız. Kimse imar rantı elde edemeyecek. Şeffaflık yasasını çıkaracağız. Devlet hayatında özel konular hariç herkes toplum önünde şeffaflık çerçevesinde hesap verilebilir olacak. İhale yasasını çıkaracağız. Devletin kaynakları 3-5 şirkete veya belli çevrelere peşkeş çekilmeyecek. Rekabet şartları içinde her şey gerçekleşecek. Ve gençlere dönük özel istihdam yasası çıkaracağız ve genç istihdamını teşvik edeceğiz. Genç girişimci yasasını çıkaracağız. Yasal çerçeveye oturtacağız. Ve genç girişimcileri teşvik edeceğiz. Belki de başlı başına bir gençlik yasası düzenlemesi yapacağız. Bütün bunlarla o yarım kalan hikaye tamamlanacak. Hiç merak etmeyin. Allah izin verirse. Bu hikaye Allah'tan niyazım o. Bu hikayeyi tamamlamadan bu emaneti bizden almasın. İnşallah. Evet şimdi sizi dinleyelim. Trabzonlular. Efendim şöyle şimdi soru cevap kısmına geçtik. Sizler soracaksınız, sen gelen başkanımız cevaplayacak tabii. İl başkanımıza teşekkür ediyoruz tabii Hasan Kamil Bey'e. Gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sinan Bey, gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Burada. Şimdi tabii 9 milyon değil rakam ama bu topraklar isim neydi? Şey, Ender değil mi? Ender. Anadolu tarih boyu bir sığınak olmuş Ender. Yani bazen bizim için Orta Asya'dan geldiğimizde de bir sığınak, bir vatan olmuş. Hazreti Mevlana Moğollardan Belk'ten ayrıldığında sığınmış. Balkan Savaşları olduğunda dönüp Anadolu'ya sığınılmış. Çerkezler, Çeçenler, Avazalar, Lezgiler, Kafkasya'da şeyle karşılaştığında sığınmışlar. Anadolu büyük devlet geleneğimizin merkezi. Dolayısıyla da o merkez dolayısıyla herkes Türkiye'ye bir başka türlü bakmış. Dün bir televizyon programında Taha Akyol hatırlattı. 2009 yılında Afganistan'a gittiğimde Dışişleri Bakanı olarak orada Belh valisi bizi ağırladı, karşıladı. Daha oturduk. Belh Kuzey Afganistan ve bizim Horasan dediğimiz bölge hemen hemen tümüyle Türkçe konuşurlar, Özbekler, Türkmenler. Dedi ki, Sayın Bakan hoş geldiniz. Sizden işte Şivirgan diye bir il var, güzel bir yer. Oraya okul lazım. Cevizcan'a yol lazım. Belh'e şu lazım, Mezar-ı Şerif'e bu lazım. Ben de not alın, gereğini yapalım dedim. O zaman hem imkanlarımız fazlaydı, hem Türkiye'nin itibarı çok yüksekti. Dışarı çıkarken bir gazeteci şöyle dedi. Ya Sayın Bakan dedi, öyle bir istiyor ki sizden, gören de Belh valisi değil, Konya valisi zanneder. Dedim ki ona,
Haklılar. Çünkü onlar İstanbul'da oturanlara, Ankara'da oturanlara, Anadolu'da oturanlara güçsüzlük affetmezler. Biz güçlü olmak zorundayız. Suriye'de büyük bir zulüm yaşandığındır. Ve ben bu içeriden yaşadım. Yani Suriye ilişkilerimizi çok geliştirmeye çalıştık. Baş danışmanken, Dışişleri Bakanı iken 50'yi aşkın Suriye'ye gittim. Ve sınırları da kaldırdık. Türkiye, Suriye'den Türkiye'ye hiç kimse de gelmediği gibi büyük bir Türkiye'nin Suriye'deki etkisi arttı. Neredeyse iki ülke ortak ticaretle, ortak şeyle entegre hale geliyordu. Bir takım emperyalist güçler, bir taraftan da Suriye rejiminin kendisi bütün bu gidişi durduracak şekilde halkına karşı kimyasal silah kullandılar. Aynen Saddam'ın Halepçe'de kimyasal silah kullanması gibi. Srebrenica'da Boşnaklara karşı katliam, soykırım yapılması gibi. Srebrenica'dan, Boşna'dan nasıl o zaman gelenler olmuşsa, Irak'tan gelenler olmuşsa, Kırım'da baskı yapıldığında gelenler olmuşsa, Türkiye'ye doğru bir göç hareketi yaşandı. Bunu engellemeye çok çaba sarf ettik, önlemek için. Ama bu kimyasal silahlardan, varil bombalarından kaçanlara kapıyı kapatmak zaten Türkiye'nin ahlakına uymaz. Yani şeye benziyor, siz evinizin önüne birisi, bir kadın tecavüzden kaçıyor, bir erkek öldürülmeden kaçıyor, bir çocuk, kapatamazsınız. Bizim kültürümüz, ahlakımız buna elverişli değil. Uluslararası hukuk da elverişli değil, şey değildi yani. Uluslararası hukuk gereği de kapatamazsınız. Geldiler. Türkiye'de de Avrupa'ya ve dünyaya örnek olacak bir insanlık dersi verdi Türkiye. Buna biz o zaman humanitarian diplomasi diyorduk, insanlık diplomasi. Bütün dünyada bunu takdir eden etti, etmeyen ama biz kendi değerlerimizde bunu bağdaştırdık. Şimdi bunların memleketlerine herhangi bir zulüm görmeyeceklerini teminat altına alacak şekilde geri dönmeleri lazım. Nasıl yapacağız bunu? 2016'da başbakanken bunu yapmaya başlamıştık. Avrupa Birliği ile bir mülteciler anlaşması imzaladık. Ve 1 milyon, o zaman 2 milyon kişi vardı takriben, 2 milyon 200 bin kişi. 1 milyon kişi Avrupa'ya gidecekti. Geriye kalanı da sınır boylarında, sınırın öbür tarafına yerleştirmeyi planlıyorduk. Ama daha sonra, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Halep düştü. Halep'in rejimin eline düşünce büyük bir dalgayla tekrar Türkiye sınırlarına gelenler oldu. Şimdi de takriben 4 milyon, yani 9 milyon değil de 4 milyon civarındadır, 9 milyon çok abartıyor. Yok, hayır. Mümkün değil, 9 milyon olması mümkün değil. Şimdi olması gereken, bir taraftan işte ben Hatay'daydım. Trabzon'da bunu hissetmek daha az ama Hatay'da, Reyhanlı'da Suriyeli nüfusu, yerli nüfusu geçmiş neredeyse Reyhanlı ve Kilis'te. Ve Reyhanlı'nın da söylediği, bu Suriyelilerin bir kısmı evet Türkiye'ye yük ama bir kısmı da oradaki gelir şeylerini, imkanlarını Türkiye'ye taşıdılar. Mecburen şimdi elinde ne varsa buraya getiriyor. Ve söylüyorlar da burada bir canlılık da oluşturdu belli ölçülerde. Oluştursun oluşturmasın, barış içinde onların Türkiye'ye geri dönmesi lazım. Suriye'ye geri dönmesi lazım. O zaman yapılacak şey, bir, Türkiye'de olanların herhangi bir yabancılaşmaya ya da bir risk oluşturmamacak şekilde Türkiye'ye geçici şekilde intibaklarını sağlanması lazım. İki, daha sonra Suriye'de rejimin öylesine bir değişim yaşaması lazım ki bu insanlar Suriye'ye gittiğinde yeniden Türkiye'ye dönme ihtiyacı hissetmesinler. Zaten bir kısmı şu anda sınırın öbür tarafına yerleştirildi. Afrin'de, İdlib'de öbür tarafa yerleştirildi. Adım adım bunların geri gönderilmesi lazım. Bunun için de Türkiye'nin Suriye'de kalıcı barış için bir inisiyatif geliştirmesi lazım. Ben birkaç ay önce söyledim, Suriye'de seçimler göstermelik bir seçim yapıldı Mayıs ayında. O seçim yapılmadan önce Rusya ile, Amerika ile, Çin ile ve Birleşmiş Milletler ile konuşarak Suriye'de bir geçiş süreci kabul edilmiş olsaydı ve o geçiş sürecinde gidecek olanların can güvenliği temin edilmiş olsaydı doğru bir diplomasiyle şimdiden bazı girişler olabilirdi. Şu anda da yapılması gereken Suriye'de kalıcı barışı ihdas etmek. Dediğim gibi Suriye'deki aktörlerle birlikte, bunun içinde Rusya'da var, İran'da var, Amerika'da var,
güç bulunduran aktörler bunlar Türkiye ile birlikte. Türkiye belli bölgelerde, Rusya belli bölgelerde, İran belli bölgelerde, Amerika belli bölgelerde. Suriye'de bir geçiş süreci ilan ederek barışı temin etmek lazım. O zaman şimdiye kadar yaptığımız fedakarlıkların sonuçlarını görmeye başlarız. Türkiye'de Türkçe öğrenmiş bir nesil Suriye'de tekrar orada Türk dostu olarak yetiştiler. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacaktır Türkiye'nin yaptıkları bir anlamda. Bunlar birçoğu şimdi Türkçe biliyor bunların. Dolayısıyla o geçiş süreciyle birlikte ülkelerine dönmesinin teminat altına alınması lazım. Evet. Buyurun. Benim kuzenim hocam, amcamın kızı. Öyle mi? Burada mı? Burada mı? Ben Hande Işık. Hande Hanım. Anladım. Anladım. Benim size istihdam konusunda bir sorum olacak. Ne konuda? İstihdam konusunda. Ben fizyoterapistim aynı zamanda. Şu an her ilde birkaç üniversitede haliyle çok mezun var. Ve hükümet bize bu konuda hani iş konusunda güven sağlamıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Atamalar konusunda sağlıkçıların bu durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii buna Sara Hanım çok daha iyi cevap verebilirdi belki ama Sara Hanım'ın son dönemde ne olmak istiyorsun diye soranlara en çok teşvik ettiği alanlardan biri fizyoterapi. Öyle mi Sara Hanım? Sonra da ebelik. Çünkü ben de yaşadığım bazı hani doğal olarak bu aşırı yorgunluklardan, sürekli çalışmaktan ve sürekli bazen oturmaktan kaynaklanan bel ve diğer rahatsızlıklardan fizyoterapi ihtiyacımız vardı. Seher Hanım o sebeple fizyoterapinin önemini her zaman zikreder. Yani sizin aslında istihdam sorunu yaşamamanız lazım. Ama istihdam sorununun Türkiye'de birkaç sebebi var. Şöyle düşünülmemesi lazım. Her üniversite mezunu Türkiye'de bir yere atanmalı. Özellikle fizyoterapi için devlete bir atama olmaksızın da iş bulunabilecek alanlardan birisi. Özel hastanelerde kendisi muayene açar, iyi yetiştiğinde. Fakat Türkiye'de niye şu anda işsizlik var? Sadece fizyoterapi olan da düşünmeyelim, dışarı çıkalım. Çünkü özel sektörün yatırım yapma imkanları kalmadı hani. Yani özel sektör ekonomi iyiye doğru gidiyorsa bir taraftan kamunun kaynakları arttığı için daha fazla istihdam olanağı olur ve memur olarak alır hastanelere, diğer yerlere. Bir taraftan da özel sektörün elinde kaynak biriktiği için onlar yeni iş alanları açar. Üç şeydir istihdam. Fizyoterapi onu uygulayacağım. Bir, devlet alımları. Şu anda devletin bütçe açığı o kadar yüksek ki, o kadar bütçeyi tarumar ettiler ki Hande. Ben bıraktığımda bütçe açıkları %0.8 civarındaydı. Ve bir sene sonra 2018'de bütçe açığı kalmayacaktı. 2017'den itibaren. Denk bütçeydi. Şimdi bütçe açıkları %4-5 sürekli artıyor. Bu şartlarda yeni personel alsa bütçe açığı artacak diye düşünüyor. Ama aynı hükümet 3-5 müteahhide bütçeden her türlü imkanı veriyor. Çiftçilere 2021'de verilen, çiftçilere verilen destek 22 milyar Türk lirası, müteahhitlere verilen destek 30 milyar Türk lirası. 3-5 müteahhit, o da bütün müteahhitlere değil. Şimdi kamu alımlarında sıkıntı var. İkincisi, özel sektör ve yatırımlarda sıkıntı var. İkinci orada istihdam. Üçüncüsü de genç girişimciler. Yani özel sektöre de girmeyeceğim diyor, devlete de girmeyeceğim diyor. Ben kendi işimi kuracağım diyor. Orada da kendi işini kurmak isteyenlerin de önünde ciddi bir işsizlik problemi var. Biz geldiğimizde şöyle çözeceğiz. Bir kere devlette büyük bir tasarruf yapacağız. Ve gereksiz harcamaların hepsini minimize edeceğiz. Bu gereksiz harcamalar içinde sizler iş arayıp bir iş bulamazken 4 maaş alanlar var, 3 maaş alanlar var, 5 maaş alanlar var. Bir kere orayı disiplinize edeceğiz. İkincisi, büyük bir reform yapacağız. Ve ulusal ve uluslararası yatırımları çekeceğiz. Şu anda dünyadan uluslararası yatırım Türkiye'ye fazla gelmiyor. Çünkü Türkiye geldiğinde, işte bakın Sedat Peker bir açıklama yapıyor değil mi? Mafya, marinaya çöktüler diyor.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da çıkıp diyor ki, biz çökmeseydik mafya çökecekti diyor. Şimdi birisi şöyle düşünür, dışarıdan gelip de Türkiye'ye marinaya yatırım yapacak birisi yapar mı? Ya bir gün bir sabah benim malıma el koyar bunlar der. Şimdi o koymayacaksa mafya el koyacak der. Böyle bir yatırım gelir. Bakın öyle büyük şans kaçırdılar ki. Bu pandemi dolayısıyla dünyada bütün ülkeler arkadaşlar büyük paralar bastı. Amerika, Avrupa, Türkiye de bastı. 200 milyar Türk lirası bastılar. Karşılıksız. Ama bunu halka vermediler. İşte 3-5 şeye verdiler müteahhide. Ve yandaşlara dağıttılar. Onun için 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabını bulan, bir de 200 milyar Türk lirası nereye gitti diye eklemek lazım buna. Ayrıca bastıkları. Şimdi bu paralar eğer Türkiye'de demokratik hukuk devleti olsaydı, bu paralar Türkiye yatırım olarak gelirdi. Dünyada şu anda para bolluğu var. Ama Türkiye'ye gelmiyor. Biz başbakanken işte hikaye yarım kaldı diyor ya, en stratejik sektör olarak neyi ilan etmiştik biliyor musunuz? Sağlık turizmi. Sağlık turizmi. Hele hele Karadeniz'de. Ve Karadeniz'in sağlık turizmi üssü ilan etmiştik. Rehabilitasyon üzerinde özellikle. Tam da fizyoterapi, rehabilitasyonla ilgili. Çünkü Karadeniz yaylalarından daha iyi rehabilitasyon yapılacak bir yer yok. Tertemiz hava ve ameliyat sonrası bir şey rehabilitasyon ihtiyacının buralarda karşılanması için. Ve büyük yatırım imkanları olacaktı. Ama şimdi bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip de bir hastane kuracak. 3 gün sonra birisi gelecek, bu hastaneyi bana devret diyecek. Devretmezsen şu olur. Bu Asya Cumhuriyetlerinde olan şeylerdendi. Şimdi bizim gelmemizle birlikte öyle bir demokratik hukuk devleti işleyecek ki herkes güven duyacak. Üçüncüsü de, şimdi sizi diğer arkadaşlara da söylüyorum, teşvik edecek bazı şeyler söyleyeceğim. Genç girişimciler fonu kuracağız. Genç girişimciler fonu. Bunu ben yine hikaye yarım kaldı diyorsunuz ya, yarım kalan bir hikaye. 1 Kasım seçimlerine giderken gençlere söz vermiştim. Ve seçimi kazandıktan sonra da uygulamaya koyduk. Neydi söz biliyor musunuz? Her genç bir proje geliştirip bu projeyi ilgili birimlere sunduğunda 50 bin Türk lirası doğrudan hibe alacaktı. 50 bin Türk lirası ne demek biliyor musunuz? O zaman dolar 2.25 falan, takriben 20 bin dolarla 25 bin dolar arasında bir rakam. Hadi 20 bin dolar diyelim, şimdiki parayla 160 bin veya 200 bin civarında bir para. 200 bin civarında. Yani doğrudan diyeceğiz ki, senin bu projen uygulanabilir bir proje, bu sana bu para hibe. Ama bakacağız, kontrol edeceğiz. Alıp da o parayı başka yerde kullanmamasını da sağlayacağız. Yetmeyecek ikinci aşamada da 100 bin lira o zaman şeyle parayla, 100 bin lira faizsiz kredi. Faizsiz kredi. Uzun ödemeli faiz. 100 bin lira da şimdi ne demek biliyor musunuz? 400 bin lira takriben. 400 bin lira. Yani dolara vurduğunuzda. 100 bin lira doğrudan, 200 bin lira doğrudan hibe, 400 bin lira da kredi. Mesela şimdi fizyoterapistsin. İyi bir proje geliştirdim. Ben bir rehabilitasyon merkezi kuracağım. Seni takip aldık. Kurdun 200 bin liraya, ilk yeri aldın, makinaları aldın, koydun. Diyeceksin ki burayı işlemeye başladı, bana da bir kredi verin. Üstüne bunu da aldıktan sonra kendin iş sahibi olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir şeyi arkadaşlar bu devlet kaldıramaz. Hiçbir devlet kaldırmaz, açık söyleyeyim. Her üniversite mezunu devlet istihdam etsin. Olmaz. Aksine devlet öyle imkanlar bulmalı ki özel sektörde zaten daha iyi şartlarda gençler çalışmalı ve hatta kendisi gençler bunu yapmalı. Şimdi bir takım startup projeleri var işte şimdi. Bir anda milyon dolarlara geçiyor. O projeleri getireceksiniz ve biz bunu yapacağız. Yapacağım ilk iş, hem bir devlet adamı hem de bir hoca olarak, gençlerin istihdam sorunlarını çözeceğiz. Ateş bomba gibi, pimi çekilmiş bomba gibidir diplomalı işsizler.
Dünyanın her yerinde böyledir. Tunus'ta Arap devrimini başlatan, Arap baharını başlatan bir Ebu Azizi diye mezun ama iş bulamamış, diplomalı bir işsizin kendini yakmasıydı. Şu anda Türkiye'de o kadar çok genç intiharı var ki, o kadar çok var ki, bize geliyor birçok bilgi. Sadece Diyarbakır'da Silvan ilçesinde iki yıl içinde 10-15 genç intihar etti. İşte çözümü burada bulacağız. Fizyoterapide de çözüm burada. Devlet daha fazla eleman alacak ama özel sektör daha fazla iş imkanı açacak ve isteyen de kendisi bir yer açıp çalıştıracak. Bunun üç ihtimali de devreye sokacağız inşallah. Evet. Başka soru? Burada. Bir de burada. Ha. Tamam, oraya gitti madem mikrofon, sonra size gelecek. Evet. Sayın Genel Başkanım, öncelikle Trabzon'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir sorum olacaktı sizlere. AK Parti'de başbakanlık yaptığınız sürede gençlere aşık bir genel başkan olduğunuzu biliyoruz. Hani gençlik alanında yapmak isteyip de yapamadığınız içinizde ukde kalan bir şey var mı? Bunu sormak istiyorum size. Çok güzel bir soru. Ukde kalan şeylerin bir tanesini biraz önce söyledim. Genç girişimciler fonu. Yani bunu başlattık, uygulama başladı, benden sonra durduruldu. Tamamıyla gençlere dönük bir proje. Yine o zamanki şeyim içindeydi. Her bir genç bir müzik enstrümanı çalacak nitelikte olacak demiştik lisede. Şimdi bilmiyorum lisede benden sonra devam ettirdiler mi? Başladık, olmadı. Ve her bir genç bir spor alanında amatör ama yani profesyonel geçecek kadar bir spor alanında yetişecek demiştik. Tabii Trabzon deyince futbol olacaktı bu. Şimdi bunların hepsi yapılabilir şeyler. Sonra gençlere interneti bedava yapmayı düşünmüştüm. Çünkü dünyaya açık olmalı bizim gençlerimiz. Üniversitede okuyan bütün gençlere müze kartlarının bedava olması. Müze yani her birine her müze. Çünkü şeyi gördüm çocuklar. Yani Türkiye'de maalesef toplum olarak az okuyoruz. Gençler de bu az okuyanların arasında gençler yani. Onları kültür hayatına çekmek için bütün müzelerin gençlere açık, bedava olmasını temin etmek ve teşvik etmek. Genç edebiyatçılar, genç sanatçılar üzerinden yeni bir sanat nesli çıkartabilir miyim diye hesap ediyordum. Şiir, estetik duygusu olan ve aslında bazıları öyle derdi. Başbakanlık döneminde yaptığım konuşmalarda dahi bütün ülkeyi bir okul gibi görmek. Yani mesele bir şeyi anlatmak, bir serüvene gençlerle birlikte bir yola çıkmak. Genç çiftçi desteği başlatmıştık. Hala hayalimde. Bunların hepsi birçoğu yarım kaldı. Ama tamamlayacağız. Gençlerin Ar-Ge birimleri. Demiştim ki büyük iş adamlarına, Sabancı Holding'e, bana gelenlere, davet edenlere, fabrika açılışlarına vesaire davet edildi. O sırada Sabancı Holding büyük bir Ar-Ge birimi açıyor, Ar-Ge kurumu kuruyordu. Araştırma, geliştirme. Her şeyi, yani diğer davetlere gitmeyebilirim. Ama bir tek daveti dedim özel kaleme. Ne olursa olsun gideceğim. O da Ar-Ge. Ar-Ge birimi açan her yere gideceğim. Çünkü araştırma, geliştirme dediğimiz şey olmadan teknoloji geliştirilmez. Erken yaşta gençleri eleştirel düşünce açmak lazım. Gençler zaten işte orada ayrıldığımız Cumhurbaşkanı ile AK Parti ile ayrıldığımız şeylerden biri bu. Arkadaşlar ben açık ve net söyleyeyim. Ben kindar bir gençlik istemiyorum. Gençlere kin yakışmaz. Gençlere aşk yakışır, muhabbet yakışır, sohbet yakışır, sevgi yakışır ama kin, sizin yüreğinizde kin ekmeyeceğiz. Ayrıldığımız yerlerden biri buydu. Ben hocayım.
bir şeyin içine, bir sınıfa girdiğimde görmem. Müslüman mı, Hristiyan mı, Alevi mi, Sünni mi, Türk mü, Kürt mü? Görmem. Çarpıcı bir hikaye anlatayım size. Beni duygulandıran bir şeydir. Geçen hafta, Sara Hanım biliyor, bir haber aldım. Kim Farbeng'in annesi ölmüş diye. Kim bu Kim Farbeng biliyor musunuz? 90 senesinde genç bir akademisyen olarak Malezya'ya gittiğimde Malezya'daki ilk siyaset bilimi kürsüsünü kurdum ve bölüm başkanı olarak, yaşlı bir bölüm başkanı vardı, o ayrıldı, yani o başlatmıştı ama tamamlayamadan ayrıldı, kurduk. Dedim bütün öğrencileri ben bizzat görerek alacağım. Orası İslam Üniversitesi, Budistler ayrı üniversiteye gidiyor, Müslümanlar ayrı üniversiteye. Bir genç geldi, cıvıl cıvıl gözlerle böyle gözleriyle ateş fışkıran bir Çinli, Budist. Çok beğendim. Alalım dedim. Üniversite dedi ki alamayız. Çünkü Müslüman değil. Onun üzerine şu anda Malezya'da başbakanlık hakkını kazanan ve seçimi kazanmış olan Enver İbrahim, o zaman Milli Eğitim Bakanı, arkadaşım, gittim ona söyledim. O bir istisna yaptılar, aldılar. Çocuk bir sene olmadı. Geldi dedi ki, Üstad ben Müslüman olmak istiyorum. Orada da Müslüman olan birisi gidip bir ailede bir müddet kalır. Oraya gider gelir İslam'ı öğrenir. Öyle bir adet vardır. Sara Hanım'ı manevi anne, beni manevi baba kabul etti. Ve bakın 31 yıl geçmiş. Ve her zaman her şeyde beni arar. Japonya'ya 2-3 sene önce bir konferansa gittim. Sırf beni görmek için annesiyle birlikte Japonya'ya geldi. Annesi yatalak. Niye anlatıyorum biliyor musunuz bunu? Gençler de yaptığınız şey bir tohum gibi atarsınız. Ve 30 yıl sonra görürsünüz onu. Şu anda Malezya'nın en önemli siyasi düşünürlerinden birisi. O dönem Bosna Savaşı sürerken, Bosna Savaşı 92-93, Ali İzzet Begoviç, duydunuz ismini muhakkak. Ali İzzet Begoviç ile tanışırız tabii. Onun gönderdiği 50 öğrenci vardı, 10 tanesini seçtim. Özel olarak yetiştirdik. Ve 30 yıl sonra, bakın 25 yıl sonra ben Dışişleri Bakanı oldum. O 10 öğrencinin 8'i Bosna'nın değişik ülkelerdeki büyükelçileriydi. Şimdi gençlere baktığımda ben bir fidana bakar gibi bakarım. Böyle bir ağacı nasıl izlersiniz bir fidanı? Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Kol kanat gelecek, meyve verecek. Emin olun her bir gençte bu heyecanı hissederim. Şimdi adını vermeyeceğim birçok tanınmış devlet hayatında, siyasette, ilim hayatında kişiler, daha orta şeyde üniversite birinci sınıftan seçip yetiştirdiğim insanlar, arkadaşlar var. Ben de öyle. Bunu niye söylüyorum? Başbakan kendi baktığımda yeni bir nesil, yeni bir gençlik hayal ediyordum. Bu gençliği hayal etmek sadece benim tek taraflı hayalim değil. Beraber serüvene yola çıkacağımız bir genç topluluk. Şimdi dahi sizleri bir büyük yola beraber çıkacağım arkadaşlar olarak görüyorum. Sadece bir şey empoze edeceğim, söyleyeceğim değil. Bu ülkenin en büyük hazinesi insan kaynağıdır. O insan kaynağında en önemlisi gençlerdir. Genç nüfustur. Ama şimdi o genç nüfus Türkiye'yi terk etmeye çalışıyor. İşte sordum bugün, efendim şey çalışıyor, şeyde Oltu'da da sormuştum, gençlerle böyle oturduk. Ne yapıyorsunuz? İşte dedi ki bir tanesi, uluslararası ilişkiler mezunu, Gazi Üniversitesi, Almanca öğreniyorum, Almanya'ya gitmek için diyor. Arkadaşlar bu büyük zillet. Şimdi yarım bıraktığımız şeyleri tamamlayacağız. Önce bu gençlere ümit vereceğiz bu ülkeyle ilgili. Ve biz beraber yapacağız bunu. Yani tek taraflı bizim ümit vermemiz değil. Birlikte bu yolu yürüyeceğiz arkadaşlar. Birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çok zihnimde yapamadığım çok şey var. Hüsamettin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Hüsamettin. Onları yapacağız inşallah hep beraber. Omuz omuza. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam, arkadaşımızın sorusuna cevaben istihdam konusundan bahsettiniz. Ben istihdam konusuna gelene kadar açıkçası gençlerin çoğunun içerisinde sürüklendiği, debelendiği eğitim sisteminden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bu konuda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz diye. Şöyle, gençlere eğitimle bilime küstüren bir eğitim sistemi var. Yani şöyle bir söylem var, çoğu genç, buradaki arkadaşlarımızın çoğu da muhtemelen üniversite mezunudur ya da okuyordur ya da adaydır. Şöyle söyleyeyim, yani bu konuda şöyle düşünüyorlar hepsi, hani okudukta ne oldu ya da daha da kötüsü okuyacaksa ne olacak söylemleri dolaşıyor. Çoğu genç arasında ya da kendi akrabalarımda ya da arkadaşlarımda, çevremde. Hani eğitim sistemimiz öyle bir hale geldi ki giderek ara ara değişiklikler yapıp daha da kötü hale geliyor. Yani bu konuda zaten bir ülkenin yapabileceği en kötü şey herhalde budur. Gençleri eğitime ya da işte kültüre, bilime küstürür. Sizin bu konuda hani yapmayı düşündükleriniz nelerdir? Planlarınızı merak ediyorum. Şimdi Yasemin şöyle, Türkiye'de Milli Eğitim Şuraları yapılırdı. Ve burada benim de katıldığım şuralar oldu akademik hayattayken. Milli eğitimin genel ahvali tartışılır, konuşulur ve hükümete bir takım tavsiyelerde bulunur. Bunun içine öğretim üyeleri gelir, öğretmenler gelir vesaire vesaire. Şimdi maalesef son dönemlerde böyle bir ortak akıl üretme çabası olmadı. Herkes kafasındaki modeli geldiğinde sanki geride hiçbir şey denenmemiş gibi onu yapmaya çalışıyor. Yapboz tahtasına döndü. Yine yapamadığım şeylerden biri, bir projeden bahsedeyim. Başbakan olduktan sonra en uzun briefingi Milli Eğitim Bakanlığı'nda aldım. Ben bir eğitimciyim. Sabah oturdum, bütün ve kendim çağırmadım. Yani normalde başbakanlığa gelir sunarlar. Bütün bir günümü ayırdım ve bütün bürokratları dinledim Milli Eğitim Bakanlığı'na giderek bürokratları. Şunu gördüm. Gençlerin erken bir aşamada hayata atılmasını sağlayacak ve gençlerin özgüvenini temin edecek bir eğitim modeli geliştirilebilmiş değil. Yine şunu gördüm. Öğretmen envanterimiz, öğretmen, nihayet eğitim öğretmen ve öğrenciden oluşur. İşin esası öğretmendir. Öğretmenlerimizin hayat zorlukları, şartları öylesine sınırlandırılmış ki aşklarını öğretmek şeylerini yitirmişler. O zaman bir de kademelendirme kaybolmuş. O zaman da söylemiştim. Bir milli eğitim reformu üzerine çalışıyorduk. Sonra bunların hepsi neredeyse kaldı. Yapacağımız iş şu. Bütün geçmiş tecrübeleri de değerlendirerek bir kere bütün öğrencileri üniversiteye alıp üniversite aşamasına geldikten bitinceye kadar hiçbir meslek sahibi olmadan üniversite bitince diploma meslek değildir arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde değildir. Diploma sizin bir eğitim sürecini tamamladığınızı gösterir. Meslek ise bir eğitim süreci sonrasında veya onun içinde bir kabiliyetinizin gelişerek bir üretime katkıda bulunduğunuzu gösterir. Yapacağımız iş şudur. Yanlışlıkla burada çok sayıda üniversite, çok sayıda bölüm, çok sayıda milyonlara artık ulaşan mezun ama üretken bir mezun değil. Yapılması gereken orta eğitim aslında üniversiteden daha öncelikli olarak gençlerin şahsiyetinin şekillendiği yer orta eğitim. Altyapı ise ilkokullarda. Altyapıda ilkokulda çok sağlam bir Türkçe, dil ve matematik eğitimi ve zihniyet eğitimi verecek şekilde öğrencileri ilkokul aşamasında zihinlerini geliştirecek bir altyapı. Ortaokul aşamasında, orta öğretim seviyesinde mümkün olduğu kadar bir mesleği en kısa sürede elde edebilecekleri bir meslek altyapısı. Üniversiteye devam edecek olanların da o meslek altyapısıyla birlikte üniversiteye taşınması. Türkiye'de son dönemde en büyük zarar meslek liselerine verildi. 28 Şubat'ta ideolojik gerekçelerle verildi. Şimdi de yine meslek liseleri ihmal edildi. Üniversite aşamasına gelenlerin artık bir akademik eğitime girecekleri intibayla gelmiş olması lazım. Dolayısıyla eğitim sistemini geçmiş yaşadığımız tecrübeleri de değerlendirerek yeniden yapılandıracağız. Bizim bir gölge kabinemiz var Yasemin. Yani
Cumhurbaşkanlığında hangi bakanlıklar varsa bizde de var. Milli Eğitim Bakanlığı'na da eski YÖK Başkanımız Yusuf Ziya Özcan başkanlık yapıyor. Şimdi bir eğitim reformu üzerine çalışıyoruz. Ve bu eğitim reformunda geçmişin her şeyini reddeden ve böyle yeni bir şey yapıyor iddiasından da çünkü bütün o geçmiş birikimi ele alan ve o birikimi yeniden yapılandıran bir yöntem benimseyeceğiz ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Evet. Peki başka soru var mı arkadaşlar? Son soruyu alalım. Son iki soru. Arkadaki arkadaş ilk defa soracak. Öncelikle iş yerimize hoş geldiniz. Evet. FETÖ mücadelesi samimiyetine yapabiliyor musunuz? Kimin tarafından yapıldığına bağlı olarak. Şimdi isim neydi? Turgay. Öyle mi ha? Hangi gazete Turgay? Haber Asi, aynı zamanda Seymen Oğuz'u. Güzel, güzel. Ama gençsin de, dolayısıyla genç faaliyeti içindesin. Evet. Turgay, sana bir kitap hediye edeyim. İnşallah. Tabii şimdi de bazı şeyler söyleyeceğim de. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Turgay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. FETÖ'yle ve benzer yapılarla mücadele etmek için bir araştırma komisyonu. 15 Temmuz niye oldu? FETÖ niye devlete böyle nüfuz etti? Ne oldu? Ve bununla nasıl mücadele edilir? Birçok kişiyi dinledi bu komisyon. Başında bir eski savcı vardı. Reşat Petek, milletvekili. Yardımcısı da şimdi benim de genel başkan yardımcım olan Selçuk Özdağ'dı. Ve birçok üye tabii. Bunlar birçok kişiye sorular sordular. Bana da sorular sordular. Sana şunu söyleyeyim. Türkiye'de görevde bulunan, son dönemde görevde bulunanlar arasında o komisyona cevap veren bir tek ben varım. Başka kimse cevap vermedi neredeyse. Üst düzey görevleri söylüyorum. Ne Cumhurbaşkanı cevap verdi? Kaldı ki ben 15 Temmuz'da görevde de değildim. Ama ne Cumhurbaşkanı cevap verdi, ne o zamanki Başbakan cevap verdi, ne o zamanki Meclis Başkanı cevap verdi, ne o zamanki İçişleri Bakanı cevap verdi, ne o zamanki hiç kimse cevap vermedi. Bazı bürokratlar cevap verdi, eski bürokratlar. Bir tek ben cevap verdim. Ve 85 sayfa cevap verdim. Şimdi hatta dün birkaç şekilde o komisyon raporu kayıp mı oldu, ne oldu diye de sorular vardı kamuoyunda. Belki takip etmişsinizdir. Hatta bana da dediler ki Turgay, ya efendim cevap verirsiniz ileride başınıza iş açılır. Yani böyle biraz genel cevaplar verin. Dedim ki bu tarihte gördüğümüz en ağır travmalardan birisi ve meclis, milletin meclisi, millet bir soru sormuşsa ben cevap veririm. Sonra bunu kitap haline getirdim. Tarihe Kayıtlar diye. 150 sayfalık bir kitap. Ben onu sana inşallah veririm. İmzalar veririm. Hatta Mustafa sen takip et. Şimdi nasıl mücadele edilir? Bir, samimi bir mücadele. Önce zihniyetle mücadele edilir. Orada yazdım ben bunları. Zihniyet nedir? İster dini olsun, ister seküler yani laik bir ideoloji. Kim olursa olsun gençlerin beyinlerini şartlandırmışsa bununla samimi bir mücadele olmaz. Burada önemli yapılan şey ne biliyor musun? Adanmış ruhlar gibi falan tabirlerle gençler robotlaştırıldı. Eğer robot olmasa bir subay kendi meclisini bombalamaz. Bir pilot. Bir tank kendi halkın üzerine sürmez. FETÖ gençlerin zihinlerini iyiliş ederek robotlaştırıyor. Bu sadece FETÖ mü? Bunu bu tür şeyler seküler ideolojilerde de olur. Yani Stalin de şartlandırmıştı, Hitler de şartlandırmıştı. Bazıları dini olur, bazıları seküler. Samimi mücadele etmek için önce bu zihniyetle mücadele etmek lazım. Ben sizlerin hiçbirinizin bana körü körüne itaat etmesini istemem. Sizin düşüncelerinizi tutup da ya bizim çok güzel karşıladınız beni. Ama bir gün gelip bana deseniz ki siz o kadar yüce bir insansınız ki
Ben beynimi size bırakıyorum. Ben de derim ki ben o beyni köleleştirmek için mücadele etmiyorum. O beyni özgürleştirmek için mücadele ediyorum. Onun için benim çok uzun dönem talebemi, gerçek talebeliğim, 10 yıllarca talebem olmuş şeyler var. İlk önce onlara kendi makalelerimi veririm, beni eleştirin. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Bugün FETÖ tehdidi ortadan kalktı ama başka yapılar, seküler ya da dini, siyasi yapılar gençleri zihnini köleleştiriyor. Samimi bir şekilde mücadele etmeniz için önce bu zihin köleleşmesine mücadele etmeniz lazım. Ne olursa olsun lidere sadakat göstereceksiniz dediniz mi, zihniyet aynı zihniyet. Bu bir zihni formasyon. Anlatabiliyor muyum? Önce onunla mücadele edeceksiniz. Sonra samimi mücadele etmek istiyorsanız, bu acı tecrübe yaşandı. Bir daha bu devletin içinde çetelere müsaade ya da gruba değil, tarikata ya da mason hocasına, şuna buna da değil. Yani mesele sadece bir dini olması değil. Devletin içinde kimse özel network kurmayacak. Mücadele sadece var olan FETÖ ile mücadele değil, zihniyetle mücadele etmek lazım. Yoksa bunu susturur, yok edersiniz, başka bir yerden yine çıkar. Başka bir yapı çıkar. Çünkü bu köleleştirme düşüncesi, şeyi, zihni, şu anda da bu anlamda bu zihniyetle mücadele edildiğine inanmıyorum. Böyle bir zihniyet mücadelesi yapılmıyor. Yapılmış olsa mesela, şunu kabul eder misiniz? TRT Yönetim Kurulu üyelikleri atandı. Şimdi TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine hiç iletişim tecrübesi şeyi olmayan ve sadece iktidara destek olarak destek beyan eden ve pelikan yapılanmasının içinde olan insanlara bakıyorsunuz geçmişte. Biri TRT Yönetim Kurulu'na atanıyor, birisi bilmem başka Anadolu Ajansı'na, birisi başka bir yere, birisi başka bir yere. E bu da o zaman biri gitti, başka biri geldi oluyor. Halbuki ehil olanı atacaksın. Liyakat sahibi olanı atacaksın. Mülakatla adam alıyorsun ve benim adamlarım deyip iktidar partisinin gençlik kollarındaysa onu alıyorsan, diğerini dışlıyorsan, bu da bir tür yapılanma. Doğru bir şey değil. Yarın başka biri gelir, o da kendi yapısını kurar. Yani FETÖ ile, var olan FETÖ ile mücadele etmek ayrı bir şey. Bu mücadele samimiyetle yapılmalı. Ama samimiyetle yapılacaksa en tepedekiler önce FETÖ'nün cezalandırılmalı. Bakın şimdi, eğer samimi bir mücadele yapılmış olsaydı, bugün devletin üst kademelerinde bulunan bazı bakanların orada olmaması gerekirdi. Ne kastettiğimi anlıyorsunuz. Yani FETÖ'nün okullarından mezun olanlardan bazıları bakan oldu. Hem de en etkili bakan, Hazine Maliye Bakanı FETÖ okullarından mezun. Ama sıradan mezundu eskisi yani. Ama sıradan bir fakir fukara para bulamadığı için o okullarda okutmuş. Hani o çocuk atılıyor, sadece o atılmıyor. Annesi babası memursa işten atılıyor. Kardeşi bir şeyden atılıyor. Bu darbenin en önemli ismi Mehmet Diş. Kardeşi Hollanda'da büyükelçi. Buna karşılık Anadolu'da görüyorum, geliyorlar. Acı olaylarla, mesela Aksaray'da bir şeye gittim. Bir evi ziyaret ettim. Şehit ailesi. Bilmiyorum ailenin yapısını. Ben gittiğim her yerde şehitleri ziyaret ederim, şehit ailelerini. Aksaray ilinde. Birisi de hizmet ediyor. Babanın gözleri doldu. Her yer şehit resmiyle dolu. Dedi ki efendim, dedi, Sayın Başbakanım dedi. Ben bir şehidin bir de vatan haininin babasıyım dedi. Şehit orada. Kardeşi de FETÖ'ye iltisak diye askeriyeden atılmış. Ama elde bir delil yok. Beraat etmiş. Geri almıyorlar. Suçlu mu değil mi ona mahkeme karar verir. Ama o babaya o acı yaşatılmaz. Eğer o kriteri uyguluyorsan, kardeşi diye veya babasını cezalandırıyorsan, o zaman FETÖ darbesinin en başındaki generalinin kardeşine büyükelçi yapmayacaksın. Böyle mücadele olmaz. Adam fakirse,
ve bir şekilde burs aldığı için o okullarda okumuşsa cezalandırılıyor. Ama güçlüyse, zenginse para ödeyip kurtuluyor zenginse. Veya bir ceza görmüyor. Böyle mücadele olmaz. O zaman da insanların mücadeleye güveni kalmaz. Mücadeleye güveni kalmaz. Kriteri net koyacaksın, mücadeleyi ona göre yapacaksın. Eğer bir kriteri birine uyguluyorsan, diğerine de aynı kriteri uygulayacaksın. O benim yakınım, o ona bunu uygulamam dediğin anda adalet biter. Evet. Tekrar, sen bir daha alıyorsunuz, olsun. Evet. Nasıl toprak bütünümüzü nasıl koruyamayacağız? Yani Türk nüfusundan çok oldukları için. Yok. Şöyle düşünün. Yani niye o bir risk? Bunlar yalnız şöyle hesap edin. Reyhanlı'dakilerden gelenlerin hepsi Reyhanlıların amca çocukları. Kilise gelenlerin çoğu kiliselerin amca çocukları, teyze çocukları. Şimdi sen Trabzon'da bunu hissetmek zor veya Edirne'de veya Konya'da. Oturabilirsin şey. Ama düşün ki mesela Sarp'ta, Gürcistan'da olaylar oldu. Batum'dan oradaki Gürcü, Müslüman Gürcüler geldi. Şimdi bizim toprak bütünlüğümüze zarar verecek diye düşünür müyüz? Çünkü gelenler de bu taraftakilerle akraba. Türkiye-Suriye sınırı o kadar gayri tabi bir sınır ki. Yani nasıl? Propaganda diye bir film var, izledin mi? Propaganda filmini. Yani bir tam otururlarken sınır geçiyor oradan. Bir anda Fatma Hanım buradaysa bizim sinema uzmanımız. Bir anda kardeşle ayrı devletler şeylerde kalıyor. Suriye sınırı böyle çizilmiş. Tren yolu var. Tren yolunun kuzeyi Türkiye demişler. Güneyi Fransa. Şimdi Yayla Dağı'na git. Yayla Dağı'nın orada Türkmenler var. Yayla Dağı Türkmendir. Karşı taraf bayır bucak Türkmenleri. Sınır oradan geçmiş ve bayır bucak Türkmenlerine şimdi sen orada katledilirken kal diyebilir misin? Onun amcaoğlu da orada. O diyor ki gel benim evimde kal diyor. Allah muhafaza işte dediğim gibi Sarp'ı hiç gittin miydi eskiden? Ben şeyde döneminde daha yani Sovyetler bitmediği dönemde Sarp'a gitmiştim. Diyordu ki şu karşı evde amca benim amcaoğlum var ama 50 yıldır görmüyorum birbirimizi diyor. Şimdi orada bir baskı olduğunda kalkıyor benim amcaoğlu diye geliyor buraya. Bu insani bir şey yani. Hiç bunu anlamak için o mülteci kamplar şeylerine bir gidin. Bir gün Sahra, ben hep orada, kamplarda iftar ederdim, ilk iftarlardan birini. Bir gün Sahra Hanım'la gittim. Hastanede girdik. Birisi, bir genç kız, 16-17 yaşlarında. Doğruldu, melek gibi bir kız. Ya adın neydi bir an unuttum. Enver. Enver değil mi? Enver, melek gibi bir kız. Bir an kendi kızım aklıma geldi. Beni görünce doğrulmak istedi. Doğrulamadı. Bir baktım iki bacağı birden kopmuş. Şimdi bu kız bizim milli bütünlüğümüze tehdit mi olmuştur? Sordum. Annesi babası Halep bombardımanında varil bombalarının altında can vermiş. Şimdi şöyle düşünmeyin. Bunlar eğer Gaziantep ve Halep gibi Gaziantep ve Maraş gibi. Orada da direniş başarılı olsaydı, Halepliler de direndi ama başaramadılar. Türkiye'nin sınırları içinde olacaklardı. Allah muhafaza Gaziantep ve Maraş'ta başarılı olmasa, Fransızların elinde kalıp Suriye'nin parçası olacaktı. Yani bunlar uzaydan gelmiş insanlar değil. Bunlar bizim oradakilerin akrabaları benim değil ama oradakilerin akrabaları Bayırbucak'takiler, Türkmen akraba Yayla Dağı'yla
Reyhanlı'dakiler Arap, bizim taraftakiler de Arap, Sünni Arap. Karşı taraftaki İdlib'deki de Sünni Arap. Geliyorsun Cerablus'a tekrar Halep Türkmeni, bu tarafta Türkmen İlbey'i. Gidiyorsun biraz ileriye Kürt, bu tarafta Kürt. Hepsi ve şehri, şehir böyle bölünmüş. Bir gün Reyhan, işte geçtik Reyhan, şu karşı taraf ya, sınırın dibinden geçiyorsun. Allah kimseyi vatansız bırakmasın Enver. Kimseyi. Eğer vatanını kaybeder, o insanlar buraya Türkiye'yi işgal etmek için falan gelmedi. Anaları öldürüldü, babaları öldürüldü, çocuklar koştu geldi. Kimyasal silahların yaktığı çocukların bedenlerini gördüm ben. Evimi açarım onları. Çocuk bunlar. Vahşi. Vahşi bir rejim vardı Suriye'de bütün bunları yapan. Onun arkasındaki güçler de var. Ama Türkiye'ye dönük olarak birisi bir ajan sokuyorsa ona karşı Türk, merak etme bizim istihbaratımızda askeriyemiz yeteri kadar güçlü. Olmasa zaten şimdiye kadar Türkiye'yi Suriye'ye çevirirlerdi. O mücadeleyi ben başbakanken de verdim. Onu kimse yapamaz. Reyhanlı'daki o Suriyeliler dediğim Suriyelilerle işte Reyhanlı Ticaret Odası Başkanı hem diyor bizim sayımızı geçtiler ama ekonomimize önemli katkılarda bunu çünkü çalışıyorlar onlar da geliyor diyor. Bir de akrabası. Yani git göndereceğiz bunları desen önce Reyhanlı isyan eder. Ya bir dakika nereye gönderiyorsun? Öldürecekler benim akrabamı der. Yani şöyle bir algı var Türkiye'de Suriyeli mültecilerle ilgili. Sanki bunlar uzaydan Suriye ile Türkiye duvarla ayrılmış bir şey değil. Batı Trakya'da öyle. Bulgaristan'dan bizim soydaşlarımız Naim Süleymanoğlu geldi. Arabalara bindiler, Türkiye'ye kapak attılar. Çünkü öldürülüyorlardı. Şimdi onlar Türkçe konuşmayanlar da var aslında. Pomak Türkler de var, Türkçe bilmeyenler de vardı. Ama bizim onlar. Biz İmparatorluk Bakiyesi'yiz Enver. Biz Haçlı Savaşları'ndan ve Moğol Savaşları'ndan beri Konya başkenttir. Ve sadece Selçukluların başkenti değil. Haçlılardan kaçan herkesin ve Haçlılara direnen herkesin, Moğollara direnen herkesin başkenti. Bursa başkenttir, Osmanlı başkenti. Edirne, Balkanlara doğru giden herkesin başkentidir. İstanbul, üç kıtanın, yedi iklimin başkentidir. Kütahya'ya git. Macar evlerini göreceksin. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na Macarlara baskı yapılıp oradan Türkiye'ye sığınanların evleri. İstanbul'a git, Polonezköy'e. Onlar da Rus baskısından, Alman baskısından kaçan Polonyalıların evleri. Polonezköy, meşhur Polonezköy. Bir devletin büyüklüğü merhametiyle ölçülür. Zor günlerde bu merhameti gösterdiği zaman bir millet büyüktür. Çok kolay mesela. Ya kapatalım, şey yapalım, bunları atalım. Kim bunlar? Kim bunlar? Oradakiler amca çocukları, teyze çocukları. 100 sene önce aynı yerde, aynı köyde yaşayan insanlar. Kimisi Sünni, kimisi Alevi. Kimisi Türk, kimisi Arap, kimisi Kürt. Kimisi Hristiyan, kimisi Müslüman. Ama biz zalim bir devlet olamayız. Biz merhametsiz bir millet olamayız. Ve bunun için büyüyüz biz. Eğer biri size gelip de bu her şey Suriyeliler, hayır arkadaşlar, Türkiye'nin ekonomik krizi Türkiye'deki yanlış ekonomi yönetimindedir. Suriyeliler bir problem. Onu çözmenin yolu da mücadele ederek diplomasiyle yapılır ve memleketlerine gönderilir. Ama savunmasız insanları toptan suçlu gibi görürseniz, olmaz. İçine bir ajan girmiş mi? Temizle. Temizleden kastıp öldür. Yani gönder. Cezalandır. Tut. Zaten bunu yaptığımız için başarılı olarak da istihbaratımız, askerimiz yaptığı için elhamdülillah kimse Türkiye'yi Suriyeli yapamadı. Bir ara başbakandım. Biliyorsunuz Suriye'deki kanton gibi Türkiye'de kanton kurmaya kalktılar PKK. Ne yaptık? Girdik ve
Hepsini temizledik. Bütün o kanton, hendekler, barikatlar gereğini yaptık. Ama büyük devletler mazlum ile haydut şeyi teröristi ya da haydutu ayırabilenlerdir. Biz o şeyleri, mazlumları kendimizden bileceğiz. Vahim hatalar yaptı. Bakın, Boraltan Köprüsü'nü bilir misin Ömer? Duydun mu hiç Boraltan Köprüsü? Boraltan. Size iki olay söyleyeceğim. Bir Boraltan'a bir şeye bir bakarsın Google'dan. Boraltan. 1946. Azerbaycan'da bizim can Azeriler Sovyetlerle şey yaparken, tabii ki zannediyorum 1946 tam tarihine tekrar bakmam lazım. Sovyetler de o sırada bizi tehdit ediyor. Sovyetlerden bir grup Azeri Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye'ye sığınıyor. Sovyetler de bunları bize verin. Bunlar diyor devletten kaçtılar. Diyor ki bir Azeriler, o zaman tek parti iktidarı, yalvarıyorlar bizim askere. Ya ne olur vermeyin. Ankara'dan talimat geliyor, iade edin diye. Onun üzerine diyor ki bu sefer Azeriler, bizi şiir yazıyorlar, şiir. Şimdi tam ben çıkarmayayım, o şiiri okursun şeyde. Bizi Moskova vermeyin, öldüreceksiniz, siz öldürün diyorlar. Ve Boraltan Köprüsü'nü geçer ve iade zorla gönderiyor bizimkiler. Boraltan Köprüsü'nü geçer gezmez hepsini kurşuna diziyorlar. Şimdi Azeriler canımızsa, Bayırbucak'taki Türkmenler de canımız. O Bayırbucak Türkmenlerini oraya kim yerleştirdi? Selçuklu Sultanları Haçlı seferlerini engellemeleri için yerleştirdi. Yani sınır öbür tarafında kaldı diye biz onları Esad'ın bombalarına teslim mi edeceğiz? Sonra biz nasıl utanırız? Nasıl bakarım ben kendi çocuğumun gözlerinin içine? Ya da Arap ya da Kürt, Türkiye'ye düşmanlık yapmadık için. Böyle bakacaksınız olaya. Bir olay daha söyleyeyim. Cezayirliler Fransızlara karşı 1950'lerde destansı bir mücadele verirler. Cezayirliler bir kısmı Türk kökenlidir. Bizim oraya yerleştirdiğimiz insanlardır. Onun için yerlerin adları da Türkçedir bazı yerlerde. Fransızlar Cezayirlileri bastırırlar, yüz binlerce insanı öldürürler. Ve 1950'li yıllarda bu sefer Demokrat Parti iktidarı sırf NATO'dayız diye Birleşmiş Milletler'i oylamasında Fransa'nın lehine, Cezayir'in bağımsızlığı aleyhine oy kullandı Türkiye, biliyor musun? Ve sonra 30 sene sonra Özal gidip Cezayir'den özür diledi. O zamankilere sorsan ya ne yapalım, NATO var dolayısıyla bizim çıkarımız orada, ne yapalım Müslümanlar da Türkler oradaki Cezayir'de katletsinler diye baktı belki. Onun için şimdi Çin'e, şimdi Çin'den kaçıp Türkiye'ye gelen Uygurlar var. Bu hükümet Çin'e teminat veriyor. Bunlar Türkiye'de kalsa bile sizin aleyhinizde çalışmayacak diye. Zorlansalar da verirler. Biliyor musun Dışişleri Bakanı iken Uygur bölgesinden kaçan Türkler, Uygur'dan, Tayland'a indiler. Tek tek Enver uçaklarla onları buraya getirdi. Çünkü biliyorum iade ettikleri anda şimdiki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, o zaman Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseriydi. İnsancıl bir birisidir. Onun da desteğiyle hepsini Türkiye'ye getirdik. Nasıl geri veririz biz onları? Verebilir miyiz? Bizi sizi de gençleri de doldurmaya kalkışabilirler. Cahiller. Yani işte bütün bunların sebebi şunlar mülteciler veya şu bu. Değil arkadaşlar. Kötü yönetim. Kötü yönetim. Türkiye'de ekonomik krizin sebebi bu olsa, bak şimdi bir örnek daha vereyim sana. Ocak ayından bu yana Türk lirası %20'ye yakın değer kaybetti. Türkiye'de iç savaş yok değil mi? Bir ülkede de savaşmıyoruz. Ukrayna hem içeride savaşıyor, iç savaş var, hem de Rusya ile savaşıyor.
Ukrayna parası %10 değer kazandı dolar karşısında. Nasıl oluyor da Ukrayna parası değer kazanıyor da Türk lirası değer kaybediyor? Kötü yönetimle. Dolayısıyla böyle bakacaksınız. Ama ha, birisi bizim milli birliğimize, dediğin gibi vatan bütünlüğüne tehdit oluşturuyorsa, ister Suriye'den gelsin, ister burada doğmuş olsun, 7 ceddi burada doğmuş olsun, onlara karşı mücadeleyi de en kararlı şekilde veririz. Cerablus, Afrin'i kimler aldı? Afrin'i kim aldı Türkiye'de? Cerablus'a kim girdi? Kaç askerimiz girdi biliyor musun? Çok az. Suriyeli, Suriye Özgür Ordusu girdi ve PKK'yı oradan temizleyenler Suriye Özgür Ordusu'ydu. Mehmetçik'le birlikte. Eğitimli Suriyeliler. Efendim? Tabii. Eğitimli. Tamam işte. Suriye Özgür Suriye Ordusu. Peki onlar olmasaydı biz orada PKK'yı temizlemek için asker girmesi zorunda kalacaktık. Daha çok asker girecekti, daha çok risk alacaktık, değil mi? Demek ki bizim lehimize çalışan Suriyeliler de olabiliyor. Vatan birliği için çalışan. Aynı şey Reisülayn'da Ceylan Pınar'ın hemen karşısında da oldu. Barış Pınar Harekatı'nın. Hepsi kötü olduğu için söylemiyorum zaten bunları. İstanbul'da bir anket yapmışlar. %0.5 gazların 5'te 2'sini Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganistanlılar oluşturuyormuş. Muş. Bak öyle değil. Eğer o istatistikler, ben de bildiğim, Avrupa'daki mültecilerin suç işleme oranı Türkiye'dekilere göre çok daha yüksek. Türkiye'deki suç işleme şeyine bakın. Türkiye'de. Yani bizim Türklerin suç işlemelerinden öyle olağanüstü bir farklılık yok. Yani Türkiye'deki oran neyse ona yakın bir orandır. Öyle büyük bir şey yok. Büyük bir oran farkı yok. Ben de biliyorum o istatistikleri. Ama siz bizim kendi vatandaşlarımızın suç işlemelerine bakmadan ona baktığınızda öyle görülebilir. Orada da var. Suç her insanın doğasında olabilecek bir şey. Bir topluluktan çıkar. Ha, bunu da engellemenin yolu var. Yani göç politikası da Türkiye'nin yanlış. Yani şu anda yürüttükleri göç politikası yanlış. Belli bir şekilde denetim altında tutulmaları lazım. Doğru bir entegrasyon politikası lazım. Bunlar yanlış. Burada hatalar var. Yanlış yapanlar da var. Ama toplu bir psikolojiye de onu dönüştürmek. Sen şey dediğin için ben böyle dedim. Hani vatan birliğine zarar vermek. Hani gasp, suçlar, bunların hepsinin tedbiri alınması lazım. Bizim de hatalarımız olur. Yani Türkiye olarak. Onların da yaptığı hatalar olur. Ama vatanın bütünlüğünü tehdit edecek bir noktaya asla gelmesine izin vermez. Kim olursa olsun yönetimde yani. Ve zaten gelmemesinin sebebi de bu. Burada bir şeye kapılmamak lazım, tahrike. O tahrik şeye yol açar. Ya işte batıda olan görüntüler gibi. Mültecilerle şey yapan gençlerin özellikle bu tür tahriklerden uzak kalması lazım. Bu meseleyi biz tarihi bir sorumluluk olarak üstlendik. İnşallah hepsinde geri gidecekler. Onun yollarına bakmak lazım. Ama bir asla sen öyle düşünmüyorsun da hani genel olarak söylüyorum. Bir husumete dönüştürmeden bu çözülür. Zamanla da bu şey geldiğinde de Bulgaristan'dan soydaşlarımız geldiğinde de çok şeyler söylendi. Ben bunların hepsi şöyledir, böyledir, şudur, budur. Yok, bizim insanımız hepsi. Bizde ne kadar hata varsa onlarda da var. Onlar şey değil yani, melek de değiller, şeytan da değiller. Ama Türkiye'de olan bizim ülkenin yönetimi olarak onlara şefkatle davranmak dışında onları da düzgün bir şekilde, disiplinli bir şekilde sokaktan dışarı tutmak lazım. Mesela dilencilik, öyle sokaklarda, ortalık yerde dilencilik yapılmasına izin vermemek lazım. Çok kötü bir tablo çünkü. Cam silerken bakıyorsun dilenen çocuklar. Bunlara hiç izin vermemek lazım. O tedbirler ayrı, onda haklısın. Gasp varsa, şey varsa o tedbir alınır. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten güzel bir akşam oldu. Yine bana özel, unutmayacağım bir gece yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.